Herkese merhabalar, ben İnci. Bu videoda lastikli kolay pijama dikimini göstereceğim. Pijamalarımız ribanalı olacak ve pratik kesimle ölçü kullanmadan dikeceğiz. Böyle yumuşacık %100 pamuk penye kumaşlarım vardı. Aile bireylerine ve kendime dikeceğim. Biz zaten 4 kişilik bir aileyiz. 4 tane pijama dikeceğim. Bu kumaşları bebek ürünleri tasarlamak için almıştım aslında ama malum havaların ısınması ve dışarıya çıkamamamız dolayısıyla bu elimdeki kumaşlarla pijamaları dikeceğim. Bu pembe aslanlı olan kumaşı kızım için düşündüm. Şimdi ölçümü almaya başlıyorum. Ölçü alırken ben herkesin kullandığı, rahat ettiği pijamayı ölçü olarak kullanacağım. Böyle bir pijama var. Bu pijamayı kalıp olarak kullanacağım. Öncelikle bu ortadaki dikişten tutuyorum. Ön ve arka dikişleri, pijamanın bacağının yan dikişlerini üst üste getiriyorum. Ve kumaşım 4 kat. Kumaşın kesilmemiş olan tarafı bana doğru dönük. Pijamamı yanları kumaşın yanlarına denk gelecek şekilde videodaki gibi yerleştiriyorum. Böylece pijamamızın yanları dikişsiz olmuş olacak. Şimdi pijamamızı baz alarak 2 santim uzaktan çiziyorum. Lastik kısmını hesap edecek olursak orayı düz bir şekilde yukarıya doğru çıkıyoruz. Bel uzunluğunu ve bacak uzunluğunu da ben ölçü olarak kullandığım pijamayla aynı mesafede bıraktım. Çünkü ilk defa pijama dikeceğim ve belki bir yanlışlık yaparım ya da bir sorun olabilir diye her ihtimale karşı pijamayla aynı hizada ölçü aldım. Aslında normalde ribanalı yaptığım için lastiklerin başlangıç kısmından kesmemiz gerekiyordu. Siz isterseniz lastiklerin başlangıç kısmından da kesebilirsiniz. Ribanalı yapacaksanız. Normal kesimi yaparken de o çizdiğim çizgilerin tam üzerinden değil de yine tedbirli davranabilmek adına çizgilerden 5 mm kadar uzaktan kestim. Evet, şimdi 2 tane parçamı açtım ve yüzü yüzüne denk gelecek şekilde üst üste yerleştirdim. Böyle 2 tane A mesafem var. İkisi de birbirine eşit şu anda. Bunun birini ön, birine arka beden olarak ayarlayacağız. Arka bedenden 1 santim kadar kesiyorum ve böylece arka bedeni genişletmiş olduk. Çünkü her zaman için arka beden önden daha büyük olur. Ve ön bedenden de bel kısmından verev bir şekilde 2 santim civarında ortaya doğru kesiyoruz ve yine ön bedenimizin bacak mesafesinden aşağıdan 1,5 santim kadar başlıyorum ve A mesafesine sıfırlayacak şekilde oradan da kesiyorum. Böylece kesim işlemini tamamlamış olduk. Diğer kumaşlarımı da kesiyorum çünkü 4 tane pijama dikeceğim demiştim. Hepsini tek tek göstermiyorum arkadaşlar. İlk pijamada gördüğünüz şekilde hepsini aynı biçimde kestim. Ve şimdi A mesafelerini dikiyorum. Orayı göstermeyi unutmuşum. Nereden dikeceğimi. Diktikten sonra göreceksiniz nereyi diktiğimizi. O zaman daha iyi anlayacaksınız. Dikerken isterseniz önce düz dikiş, daha sonra zikzak dikişi yapabilirsiniz. Ben direkt overlock dikişiyle tek seferde hallettim. Yalnız dikişe başlamadan önce eğer sizler de benim gibi penye kumaş kullanıyorsanız makinenin ayarlarını esnek dikiş ayarlarına getirmeniz gerekiyor. Esnek dikiş ayarlarını ben burada söylemiyorum çünkü herkesin makine modeline göre bu ayarlar değişebilir. Makinelerin kullanma kılavuzunda bu ayarlamalar yazıyor. Oradan kendi makinenizin ayarını bilmiyorsanız bakabilirsiniz. Evet arkadaşlar, pijamalarımın o A mesafelerine kadar olan iki yan dikişlerini bitirdim. Şimdi açıyorum ve az önce diktiğimiz o yan dikişler orta noktada üst üste gelmiş oldu. Pijamamız da genel hatlarıyla ortaya çıkmış oldu. Şimdi orta noktayı dikeceğiz. Dikmeden önce bu ortadaki iki dikişi tam üst üste getiriyoruz. Yanları da yine kaymayı önlemek için bu şekilde üst üste getiriyoruz. Mandallayabilirsiniz veya iğneleyebilirsiniz. Ben ilkinde mandalladım sizin görmeniz için ama diğer pijamaları hiç mandallamadım bile. Direkt olarak elimle tutup diktim. Dikerken ortadan başlıyoruz. Bir tarafı dikiyoruz. Makineyi durdurup
ve yine ortadan başlayıp daha sonra diğer tarafı dikiyoruz. Böylece pijamamız tam olarak dengeli bir şekilde dikilmiş oluyor. Evet arkadaşlar, 4 tane pijamamın orta noktasını tersinden diktim ve size sadece bir tanesini gösterdim dikerken sıkılmamanız için. Diğerlerinin de dikişlerinin bitmiş halini şu an hızlıca görüyorsunuz. Şimdi bel kısmının lastiğini ve paçaların lastiklerini, yani ribanalarını yapacağız. Yalnız ribana aşamasına geçmeden önce pijamamızı tekrar kontrol ediyoruz. Kalıp olarak kullandığımız hazır pijamayı da baz alarak, eğer paçalarda uzunluk varsa ya da bel kısmında yine aynı şekilde uzunluk ve eğrilikler varsa onları keserek düzeltiyoruz. Şimdi ribanalarıma geçebilirim. Ribanalarımı önceden kestim, hazırladım. İstediğim kalınlıkta ve uzunlukta. Bel kısmında kullanacağım ribanaları pijamamın bel uzunluğundan 4-5 santim kadar kısa olarak kestim ve en olarak da 10 santim civarında bir en uzunluğu belirledim. Lastiğimi de önceden kestim. İki ucunu birleştirip ribananın arasına yerleştireceğim. Lastiğin uzunluğunu şu an gördüğünüz şekilde belirledim. Yani belin 4'te 3'ü oranında bir lastik uzunluğu belirlemiş oldum. Paçalarda kullanacağım ribanalar da bu şekilde, yine 10 santim civarında eni var ve paçalardan da yine 3-4 santim kadar kısa bir uzunluk belirledim. İkiye katladığım zaman eni 5 santim civarında olmuş olacak. Ribanalarımı dikmeden önce lastiğin iki ucunu birleştireceğim. Daha sonra da ribanaların iki ucunu dikip paça ve bele yerleştireceğim. Diğer pijamalarım için kestiğim ribanaları ve lastikleri de şu an görüyorsunuz. Hepsi hazır olduğuna göre öncelikle lastiklerin ucunu birleştirme ile işe başlayabilirim. Lastiğin sağlam olması için ileri geri dikişle diktim. 5 mm uzağından tekrar ileri geri dikiş yapıyorum. Böylece lastiğim gayet sağlam olmuş oluyor. Lastiğimiz böyle dikilmişti. Ribanamızın iç yüzüne koyuyoruz lastiği ve lastik arada kalacak şekilde belde kullandığımız ribanamızın iki ucunu birleştiriyoruz. Lastik içeride hareketli bir durumda, yani lastiği dikmiyoruz. Böylece ribanayı pijamamızın beline yerleştireceğiz, bu overlock dikişlerinin olduğu yerden. Daha sonra lastiklerin ortasından lastiğin dönmesini önlemek için bir de orta noktadan dikiş geçeceğiz. Paçalarda kullandığım ribanaları da böyle yanlarından diktim. İkiye katlayıp paçalara yerleştireceğim. Bu ribanalardan eğer sizde yoksa normal pijamanın kendi kumaşından da kemer ve paça yapabilirsiniz. Hiç fark etmez. Evet arkadaşlar, bütün ribanalarımı diktim. Hepsi hazır. Şimdi birleştirmeye geçmeden önce lastiğimizin orta noktasını bulmamız gerekiyor. Ribanamızda dikiş varsa o dikişi bel kısmına denk getiriyoruz ve lastiğimizi çekiştirerek orta noktalarını buluyoruz. 4 orta noktadan iğne takıyorum. İsterseniz kalemle çizerek de işaret koyabilirsiniz veya mandal tutturabilirsiniz. Şimdi ribananın dikişli yerini belin dikişine denk getiriyorum. İçeri taraftan yerleştiriyorum, bu arada videodan da görüyorsunuz. Ve bütün
Pijamanın orta noktalarını da bulduk. Pijamanın bel kısmında ön ve arka dikişler bizim için birer nokta. Yanlara da iğne taktım ve lastikle pijamanın bel kısmının orta noktaları da üst üste geldikten sonra bu şekilde çekiştirerek lastiği oraya yerleştirmiş oluyorum dikerek. Paça ribanamızı yerleştiriyoruz şimdi. Ribanamızı ikiye katlıyoruz ve ribananın dikişiyle pijamanın bacağının dikişini üst üste getiriyorum. İç taraftan yerleştiriyoruz. Bu arada yüzü yüzüne denk gelmiş oluyor böylece. Hafifçe çekiştirip bir de yan taraftan mandalladım ve bu haldeyken etrafından dikiyorum. Böylece hem paçalarımıza hem de belimize ribanalarımızı yerleştirmiş olacağız. Bu arada sizler pijamanızı ribanalı yapmak zorunda değilsiniz. İsterseniz ilk başta pijamanın kesimini yaparken bel kısmına lastik mesafesini de bırakırsınız ve lastiği yerleştirip ikiye kıvırıp dikebilirsiniz bel kısmında. Paçaları da isterseniz dümdüz bırakabilirsiniz. Ben topuğun altına girerse sevmiyorum. Daha çok böyle lastikli paçaları ya da bu şekilde ribanalı paçaları seviyorum. Daha rahat oluyor bence kullanımı ve pijamalar gerçekten bu şekilde daha estetik duruyor bence. Ben o yüzden bu sefer gayet pratik olan bu pijamayı ribanalı olarak sizlere göstermek istedim yapımını. Dediğim gibi sizler ribanasız yaparsanız çok daha kısa sürede pijamanızı tamamlayabilirsiniz. Zaten bu ribanalı haliyle de çok basit arkadaşlar yapımı. Ama ben sizlere detaylı bir şekilde püf noktalarıyla anlattığım için belki yapımı zor veya uzunmuş gibi gelebilir ama hiç öyle değil. Bu arada pijamalarımın ribanalarını diktim. Hepsi de hazır arkadaşlar. Doğrusuna çevirmeden önce sizlere tersinden göstermek istiyorum hızlıca. Hepsi de çok güzel oldu ve pratik olarak hemen tamamlandı. Şimdi doğrusuna çeviriyorum. Bir de doğrusundan bakalım nasıl olduğuna. Şimdi üstten bir de spor dikiş denen dikişi yapacağım ve lastiklerin ortasına lastiğin dönmemesi için bir düz dikiş gideceğim. O dikişleri bir de paça kısımlarına da yapacağım. Baskı dikişi ya da az önce dediğim gibi spor dikiş de deniyor bu yaptığım dikişe. Bu dikişin tam düzenli olması için bu şekilde tersini çeviriyorum pijamamın ve o overlock dikişinin tam ortasını takip ederek dikiyorum. Böylece lastiğin hemen altından eşit mesafede dikişim gözükmüş oluyor bittikten sonra. Ayrıca dikerken el hareketlerime dikkat ederseniz lastik dar, pijama tabii ki daha geniş olduğu için o genişliği sol taraftan sol elimle sürekli çekiştiriyorum ve dikişin altına girip kıvrılmasını böylece önlemiş oluyorum. Aslında bu overlock dikişinden sonra pijamalarımızı direkt olarak kullanabiliriz. Ama ben bir de dediğim gibi bu baskı dikişini yapmak istedim. Bu baskı dikişi sayesinde o overlock dikişi iç taraftan sağa sola dönmüş olmayacak, dik bir şekilde durmayacak ve vücudumuza temas etmeyecek dikişle yatırdığımız için daha kullanışlı olacak. Ve dış taraftan bu dikiş de daha estetik gözükecek. Evet arkadaşlar, bu dikişten sonra pijamalarımız tamamen bütün aşamalarıyla bitmiş oldu ve şu anda son halini görüyorsunuz. Yan dikişler de böyle oldu. Overlock'un üzerindeki yan dikişler aynen hazır alınmış gibi oldu. Gerçekten sonucu ben çok beğendim.
Bu mavi yıldızlıyı kendim için dikmiştim ve benim kullandığım kumaşlar çok güzel arkadaşlar. Yumuşacık, %100 pamuk. Bu arabalı olan lacivert ribanalı pijamayı oğlum için dikmiştim. Bunun da son hali bu şekilde oldu. Pembe aslanlı olan pijamayı kızım için diktim. Videonun başında da söylemiştim. Normalde bu kumaşları aslında bebek ürünleri tasarlamak için almıştım. Ribanaları da terzi malzemeleri satan bir yerden almıştım. Belki lazım olur, öyle evde bulunsun diye almıştım ve şimdi bu projemde kullanmış oldum. Gri bulutlu olan pijamayı da eşim için diktim. Herkes pijamasını giydi, denedi ve ölçüleri tam oldu arkadaşlar. Hem genişlik hem uzunluk olarak. Eşim çok beğendi, çok güzel olmuş dedi. Çok rahatmış ve üzerini de dikebilirsen çok iyi olur dedi. Oğlum da anne bunlardan birkaç tane daha dikersen çok iyi olur dedi. Ben de çok beğendim dedi. Kızıma gelince kızım da çok beğendi ve hatta neredeyse mavi yıldızlı da elden gidiyordu. Anlayacağınız bana yeni siparişler, yeni işler çıkmış oldu. Tabii ki ben de severek farklı renklerde yeni pijamalar dikeceğim. Hem onlara hem de kendime. Eğer farklı modellerde pijamalar dikersem onların da videosunu çekip sizlerle paylaşmaya çalışırım. Sizler bugünkü diktiğim pijamalardan en çok hangilerini beğendiniz? Yorumlara yazarsanız mutlu olurum. Ayrıca bu tarz dikiş videolarından neleri dikmemi istiyorsunuz? Yine yorumlarda isteklerinizi belirtebilirsiniz ve takıldığınız noktaları da sorabilirsiniz. Elimden geldiğince cevaplamaya çalışıyorum. Evet arkadaşlar, videomu beğendiyseniz ve faydalı bulduysanız beğen butonuna basmayı ve paylaşmayı, yeni videolarımdan ve fikirlerimden kolayca haberdar olmak için kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Instagram'da YouTube'dan daha farklı paylaşımlarda da bulunuyorum. Onlardan da fikir edinmiş olursunuz. Ayrıca Marifetli Shop'un web sitesini ziyaret edebilir ve alışveriş yapabilirsiniz. Ve Marifetli Shop'un Instagram sayfasını da takip ederseniz Marifetli Shop'un ürünlerinden daha kolay bilgi sahibi olabilirsiniz. Bugün de videomuz bu kadardı. Yeni videolarda ve yeni fikirlerde buluşmak dileğiyle kendinize iyi bakın, hoşça kalın.